Değerli dostlarım, burası Sivas Divriği Ulu Camii. Selçuklulardan günümüze gelen eşsiz, muhteşem, görenleri kendisine hayran bırakan bir yapı topluluğu. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olarak bilinen işte bu yapı topluluğu, cami, Darüşşifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami, Süleyman Şah'ın oğullarından Ahmet Şah tarafından yapılırken, Darüşşifa ise eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmış. Miladi 1228 yılında başlanılıp 1243 tarihinde yaklaşık 15 yıl içinde tamamlanmıştır. Bu muhteşem kompleksin baş mimarı Ahlatlı Muis oğlu Hürrem Şah. Ustaları ise dönemin Ahlatlı ve Tiflisli insanlarıdır. Başta kapılar ve sütunlar olmak üzere külliyenin birçok yerinde bulunan taş işçiliğinin en nadide ve en ince örneklerini yansıtan harikulade motifler tüm dünyanın ilgi ve dikkatini çekmektedir. Bu eseri farklı ve özgün kılan en önemli özellik ise uzaktan bakıldığında simetrik olduğu düşünülen fakat özünde asimetrik olan on binlerce motifin hiçbirinin bir daha kendini tekrar etmemesidir. Zira kainattaki farklı varlıkların muhteşem bir ahenk ve denge içerisinde olduklarının buna rağmen hiçbir varlığın ya da canlının diğer benzemediğinin taşa nakşedilerek gözler önüne serilmesidir. Mimari üslubu, süsleme ve örtü sistemlerinin dengeli ve uyumlu tasarımıyla önem kazanan bu şaheser, dünyada görülmeye değer eserler listesinin en başında yer alır. Bu büyüleyici eseri anlatmaya sözlerin yetersiz kalacağını Evliya Çelebi yüzyıllar önce şöyle ifade etmiş ve methinde diller kısır, kalemler kırıktır demiştir. Görenleri kendisine hayran bırakan bu muhteşem abide eser, sanat tarihçileri tarafından Divriği mucizesi ya da Anadolu'nun Elhamrası gibi ifadelerle tanımlanmıştır. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınan İslam mimarisinin bu başyapıtı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının koruması altındadır. Değerli dostlar, bu muhteşem eseri, bu muhteşem yapıyı buranın yerel rehberinden dinleyeceğiz inşallah. Mustafa Yıldırım Bey, kapıları ve binanın yapının içerisindeki ecdadımızın, Selçukluların yaptığı muhteşem eserleri kendi usulüyle bizlere anlatacak. Şimdi ona kulak veriyoruz. Misafirlerimiz, tarihin başkenti Divriği'ye, kültür kenti Divriği'ye, Anadolu'nun Elhamrası Ulu Camii'ye hoş geldiniz. Divriği Ulu Camii'ne uzaktan bakıldığında komple cami gibi gözüküyor. Fakat yükseltilen bu taraf hastane olarak inşa edilmiştir. Darüşşifa, akıl ve sinir hastalarının tedavi edildiği merkez. O zaman Avrupalılar akıl hastalarını öldürürken, yakarken bizim ecdadımız burada Kur'an-ı Kerim sesiyle, su sesiyle, tasavvuf musikisiyle akıl hastalarını tedavi etmiştir. Hastane kısmı Turan Melek Hanım tarafından yaptırılmış, cami kısmı eşi Ahmet Şah tarafından yaptırılmıştır. Dolayısıyla bay ve bayanın bitişik yaptırdığı tek eser olma özelliğine sahiptir. Eser 1228 yılında başlamış, 1243 yılında bitmiştir. Baş mimarı Mugisoğlu Ahlatlı Hürrem Şah'tır. Hürrem Şah'ın ilk ve yegane eseridir. Başka eseri bulunmamaktadır. Eser 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alınan ilk eserlerden birisidir. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı himayesi altındadır. Şu anda Darüşşifa kapının önündeyiz. Yukarıda alın kısmında 22 tane yıldız var.
bayrağımızdaki yıldızın aynısı. 22 tane olmasının sebebi de camiyi yaptıranların Peygamber Efendimizin 22. kuşaktan torunları olduğunu simgelemektedir. Pencerenin önündeki silindir taş 1939 Erzincan büyük depremine kadar mıknatıs yordamıyla dönüyormuş. 3 yumurtayı üst üste koyduğumuzda ortadaki dengede olur. Binayı o kadar hassas yapmışlar ki mıknatıs yordamıyla dönüyormuş. Döndüğü zaman eserin dengede olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda içeriye yansıttığı ışıkla içeride gün dönümünü bilirlermiş. Bir nevi güneş saati, fakat 1939 Erzincan büyük depreminde dönme özelliğini kaybetmiştir. Pencerenin sağında solunda ters hilaller var. İslamiyet'in sembolü, Müslümanlığın sembolü. Ortasında Davut yıldızı, Süleyman mührü. En ortasında çiçek gibi haç var. Burası hastane olduğu için Hristiyan, Müslüman, Yahudi herkes girebilir. Din ayrımı yok. Sağ tarafta bayan figürü var. Hemen lale çelenginin üzerinde saç örgüleri belli bayan figürü var. Simetrisinde mengüç küpeli erkek var. O zaman erkekler mengüç küpesi takarmış. Fakat bazı cahil insanlar camide heykel olmaz diye 1900'lü yıllarda bunları kırmışlar. Asıl yapılış sebebi şu: biri şems, biri kamer, biri güneş, biri ay, biri kadın, biri erkek. Din ayrımı da yok, kadın erkek ayrımı da yok. Burası hastane, herkes girebilir mesajı vermiştir. İçeriye girdiğimiz zaman sağlı sollu hastanenin refakatçi odaları var. Ortada bir havuz var. Havuzun kenarından akan su sesi, tahliye olurken de su şöyle dönerek gidiyor, şırıltı sesi çıkarıyor. Evet. Karşıda bir sahne var. Sahnede Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunurken de sağ tarafta sıfır noktadan başlayan dış bükey yelpazeler var. Karşısında iç bükey. Kur'an-ı Kerim okurken sağa dönünce ses değişik, sola dönünce ses değişik. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim sesi, su sesi, şırıltı sesi hasta odalarına değişik ambiyans olarak gidiyor. Akıl hastalarını tedavi ediyor. Hasta odaları aynı büyüklükte. Birinde alkış çaldığın zaman bas, diğerinde alkış çaldığın zaman tiz. Hastanın derecesine göre oda yapmışlar. Deli, daha deli gibi. Üst katta doktor odaları var. Merdivenleri bilerek alçaklı yüksekliği yapmışlar. Normal insan bile emekleyerek çıkıyor ki akıl hastaları üst kata çıkmasın, doktorları rahatsız etmesin. Doktor odalarının kapısı çok alçak. Doktor dalgınsa kafayı vursun, dalgın değilse eğilsin geçsin. Doktor her daim zinde olsun. Enteresan. İçeride çok muhteşem bir tavan var. Bu tavanı bilim adamları teleskop gibi cihazla defalarca incelediler, sırrını çözemediler. Tasavvuf yanlamı şu: orta noktaya pergel koyup daire çizdiğimiz zaman, şu noktaya pergel koyup daire çizdiğimiz zaman Allah'tan geldik, dönüşümüz Allah'adır. Gökyüzü, galaksi, sema. Evet. 800 sene önce füze işaretleri bakın. Aynı zamanda ecdadımız burada yıldızları seyretmiş, astronomi bilim merkezi olarak kullanmış. Burası hastane dedik. Bugünkü eczacılığın ve tıbbın logosu birbirine sarılmış yılan motifi. İçimizden birimiz böyle bir eser yapacak olsak ismimizi kapının tepesine yazarız. Hatta fren tutmaz ışıklı yazarız. Bu şaheserin sahibi içeride kemerin altına küçükçe yazmış. Kemerin altına yazmasının sebebi şu: Allah etmesin bir bina ilk önce kemerden yıkılır. Temennisi şu: İnşallah bu cami kıyameti görür. Eğer kıyametten önce yıkılacak olursa ilk önce benim ismim ayaklar altına düşsün. Enteresan. Bu cami yıkıldıktan sonra ismimin durmasının hiçbir anlamı yok mesajı vermiştir. Baş mimara demişler ki bize bir kabir odası yapın. Vakti gelen vefat eden oraya defnolsun. İçeride sol tarafta kabristan var. Kabristanda Turan Melek Hanım, Ahmet Şah, Süleyman Şah ve akrabaları meftun. Üzerine çok anlamlı motif çizmişler. Tabutun üst kapağı. Herkes bir gün ölecek. Ölümden kurtuluş yok. Biz de sizin gibiydik. Dünyamızı değiştik. Komple düşündüğümüz zaman kalplerin tartıldığı mizan terazisi. Nedir mizan? Bu dünyadaki malın mülkün öbür tarafta faydası yok. Sadece kalpteki ameller tartılır. Bir insan dünyada iyilik, kötülük, günah, sevap, doğru, yanlış yapar. Kalbinizi dengede tutar. Allah'a yönelik olursanız ölümden korkmayın, Allah'a gelmekten korkmayın mesajı vermiştir.
ecdadımızın ruhu için, Allah rızası için, tüm şehitlerimizin ruhu için El Fatiha. Gideceğiz mi oraya? Buyurun. Şimdi medresenin caminin kapısı mı orası? Caminin kapısına gidiyoruz. Caminin çıkış kapısına. Evet, çıkış kapısına gidiyoruz. Burası Darüşşifa'nın giriş kapısıydı. Onu anlattık. Evet. Caminin çıkış kapısı. Bu kapı hangisi? Şu andaki sağdaki. Tamam. Evet değerli dostlar, bugün nasipli günümüz. Evet. Evet, kıymetli misafirlerimiz, bu kapının ismi çarşıya baktığı için çarşı kapı, batıya baktığı için batı kapı. Bayanların işlediği oyalar, danteller hat safhada olduğundan, duvarda asılı seccade gibi görüldüğünden tekstil kapı. Cami cemaatinin çıkış kapısı. Mayıs-Eylül ayı arasında saat 3.30'da Kur'an-ı Kerim okuyan, önünde Kur'an-ı Kerim, saat 3.30'da Kur'an-ı Kerim okuyan erkek gölge, saat 4'te de eli göbeğinden bağlı namaz kılan erkek gölge bu kapıda oluştuğu için bir ismi de Gölge Kapı. Darüşşifa'da mıknatısla dönen denge taşı vardı. Bu kapıda da iki tane denge taşı var. Şu sağdaki, soldaki sütunlar şu mesafeden şu mesafeye, şu mesafeden şu mesafeye, ok yönüne doğru, sağdaki sağa doğru, soldaki sola doğru elle dönen denge taşları. Dönerken de boşa dönmesin diye üzerine Allah lafzını yazmışlar. Aynı zamanda zikir taşı. Allah birdir'den yola çıkarak Allah lafzını bir sütunda italik yazmışlar. Eserin en büyük özelliği odur. Uzaktan bakıldığında simetri gibi gözükür. Detaya inildiğinde asimetri hakimdir. Hiçbir motifi başka yerde kullanmamışlar. Allah'ın birliğine vurgu yapmışlar. Yukarıda araba farına benzeyen taşlar var. Bu taşların üzerinde aslında şunlar gibi işlemeler varmış. Bazı cahil insanlar kırmışlar, içinde bir şeyler aramışlar. Ama ecdadımızın ufku geniş, ileride kırılırsa altı kötü gözükmesin diye taş işçiliğinin altına bir taş işçiliği daha yapmışlar. Kıran cahiller bilmeden dünyada eşi benzer olmayan taş işçiliği altındaki taş işçiliğini piyasaya çıkarmışlar. Onun üzerinde lale motifleri var. Lale tek tohumludur, Allah'ı temsil eder. Şu aşağıda da test laleler var. Yerin ve göğün sahibi Allah'tır mesajı vermiştir. Yukarıda küre taş var, ucunda demir var, kandil asmak için, aydınlatma feneri asmak için. Sol taraftaki büyük motif, Peygamber Efendimiz'e atıfta bulunmak için gül bezekten çelenk yapmışlar. Çatının altında gördüğümüz kubbe tam mihrabın üzerinde. Yukarıda gördüğümüz kubbe tam mihrabın üzerinde. Evet, şurada şahin kuşu var. Hemen şöyle köşede şahin kuşu var. Görebildik mi efendim? Evet. Şahin kuşu Mengücek'lerin logosu. Burası Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlı Mengücek Beyliği. Şahin kuşu boynu eğri, hemen yanında çift başlı Selçuklu Kartalı var. Bir kuşun 180 derece gördüğünü düşünsek, 180-360 doğunun batının hakimi. Mengücek'lerin logosu boynu eğri, Selçuklu'ya hürmetinden, tevazudan, pençenin teki havada, sana saygım var, hürmetim var, haksızlık edersen arkandayım. Ben sendeyim, aklına alırım. Hemen şu taksilerin yanında yıkık bir yer var. Burası hamam. Orada her gün abdest almışlar. Abdestli olarak camide çalışmışlar. Aynı zamanda hamamın altından caminin altına kanal döşemiş. Buhar sistemiyle camiyi alttan ısıtmışlar. Buyurun. Ve bunlar 1200'lü yıllarda yapılıyor. Evet. Hamam yukarıda olsa suyla ısıtacaktı. Aşağıda olduğu için buharla. Karşı kale 1200 yılda Mustafa abi. Evet. 1200 yılda başlıyor. 1228-1243. Kale Mengücek Kalesi. Kalede de Anadolu'da ilk cuma namazı kılınan mescitlerden birisi var. 1150 tarihli.
tane şey yapmıştım. Ferdeye harç için şey yaptım. Ferdeye harç tarzı aslında. İçmeyen esas değil, kilit evet. Şeye esaslı. Diğer kapıları ayrı ayrı incelesek diğer kapılar da güzel. Ama bu kapı taş işçiliğinin zirve yaptığı bir kapı, bütün enlerin toplandığı bir kapı. Sadece bu kapının anlatılması 1,5 saat. Ben size özetinin özetini anlatacağım ki doymayasınız, bir daha gelesiniz inşallah. Bu kapının da ismi fazla. Kaleye baktığı için kale kapı, kuzeye baktığı için kuzey kapı. Caminin asıl girişi burası. Girince kıble tam karşıda, çıkarken sırtı kıbleye dönmesin diye kıbleye hürmetten yan kapıdan çıkış. Onun için cümle kapı, kıble kapı. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen güller, laleler, sarmaşıklar bu kapıda olduğu için bir ismi de cennet kapı. Bu kapıda da Temmuz, Ağustos ayında sabah 7'de cennet anaların ayakları altındadır hadis-i şerifinden yola çıkarak namaz kılan bayan gölgesi. Başında fesi, kirpiği, burnu, eli göğsünden bağlı etekli. Bu kapıda da sabah 7'de bir hanımefendi gelmişti. Onun fotoğrafını gölgeyle beraber çektim. Ecdadımız buraya kazan yapmış. Kazan Anadolu'da bolluğun, bereketin simgesi. Altına göz yapmış. Bugün bile kullandığımız sonsuzluk işareti. Üzerine alev resmi ve kazanın üzeri boş. Kötü yaşarsanız boş hayat, cehennem hayatı. İyi yaşarsanız cennet, hayat ağacı, her şey var. Biz insanlar cennet güzelliklerle doludur. Cenneti hak edelim. Cehennem ise boştur mesajı vermiş. Ama bizim insanlarımız isimlerini kazımışlar. Cehenneme erken rezervasyon yapmış, bileti garantilemiş. Kapının etrafını çevreleyen yıldız bordürlerinin hiçbirinin göbek noktası birbirine benzemez. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Hayat ağacı, güneş kursu, cennetin katmanları anlatılmış. Yukarıda İslamiyet'in sembolü hilal, içerisinde beylikler, devletler hilal altında camiye girebilir mesajı vermiştir. Biraz önce aşağıda hamamı gördük. Hamamdan caminin altına kanal döşemişler. Şurada gördüğümüz projeyle camiyi alttan ısıtmışlar buhar sistemiyle. Onun üzerinde ördek var. Köşede balıkçı kuşu. Vazo içerisinden çıkan sarmaşık. Üzerinde 3 boyutlu devasa lotus yaprağı. Lotus normalde güney tropikal bir bitkidir. Ecdat görmüş, buraya işlemiş. Geldik en can alıcı noktaya. Kapının üzerinde muhteşem bir kitabe var. Kitabe botanik bahçe içerisine yazılmış. Botanikliğin içerisinde sadeliğini koruyan bir kitabe. Kitabede yazan şudur. Emra emir verdi. Allah'ın affına muhtaç, aciz ve zayıf kul. Caminin yapılmasına Hicri 626 yılında başlanılması emredildi yazmakta. Kitabenin ilk başlangıcında 2 elif ortasında gül var. Bitiminde de bülbül var. Biz bu camiyi bülbül ile gül olan aşkımızdan yaptık. Bize cami yaptıran bülbül ile gül olan aşktır. Gül Peygamber Efendimiz'in simgesi, bülbül ilahi aşkın, Allah ve Resulü aşkına yaptık mesajı. Muhyiddin Arabi'nin bir sözü var. Arifler duygularını anlatamazlar. Sembollerle belirtirler. Tam da burası gül ve bülbül. Onun üzerinde bayanların gerdanlık süslemesi telkali sanatı. Altında gümüşle kuyumcu dolur. Ecdadımız taşa nakşetmiş. Tepede 2 tane ters taş var. Bu ters taşın görevi caminin girişi burası. Caminin önünde konuşulan sesi içeri bırakmıyor. Arkasında da şöyle sarkık taşlar var. Bu sarkık taşlar da içeride okunan Kur'an-ı Kerim sesini şuradaki boşluklardan dışarıya veriyor. 800 sene önce hoparlör sistemi. Sağ taraftaki bordürde Allah Sultan'ın egemenliğini, adaletini daim etsin yazmakta. En üstte Sultan Alaaddin Keykubat'tan bahsetmekte. Alaaddin Keykubat tabii ki sonradan yaşayan komutan. Savaşarak geldiğini duyunca ismini orada yüceltiyorlar ki camiye zarar vermesin. Sol taraftaki kitabede de ayet-el kürsünün bir kısmı Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum yazmakta. Ve kıymetli misafirlerimiz,
İçeride çok muhteşem bir mihrap var. Bu mihrap 3 boyutlu. Taştan, arasında parmakta dolaşabiliyorsunuz. Hocanın göğüs hizasına kadar işleme yok, sade. Sonra birbirine kenetlenmiş boş kalpler, ters kalpler yukarı doğru. Üzerinde dolu kalpler, ters kalpler. Külah kısmında 2 tane yatay elif, ortada bir lale. 2 elif bir lale Allah demek. Allah'tan ümidi kesmeyin. Allah'a yakın olan kalpler dolu, Allah'a uzak olan kalpler boş. Allah'a yakın olmak için kalbi doldurmak gerekir mesaj vermiştir. İçeride muhteşem bir minber var. Abonoz ağacından. İki usta 12 senede yapmış. 6 ay toprakta, 6 ay gübrede bekletmiş. Kündekarı sanatıyla birleştirmiş. Bunun toplamında 8 tane demir çivi kullanmış. Bir tanesinin fotoğrafını çektim bakın. Çivinin tepesini yonca gibi süslemiş. Şu çivi. Minberin üzerinde minberi yapan ustanın mührü Ameli Ahmedi bin İbrahim el Tiflisi. Minberi Gürcistan Tiflis ustaları yapmış. Minberin üzerinde ayetler var, hadisler var. Örneğin Peygamber Efendimizin Tahiyyatül Mescid namazıyla ilgili hadisi var. Nedir bu? Bir camiyi, mescidi gezdiğiniz zaman en az 2 rekat namaz kılınacak demek. Bayrağımızdaki yıldızın aynısından 57 yıldız sol tarafta, 57 yıldız sağ tarafta var. 57-57-114 Kur'an-ı Kerim'deki sure adeti. Hiçbir şey boşa yapılmamış, tesadüfi değil. Caminin girişi burası dedik. Sol tarafta taştan sandıklar var. Emanet sandığı. Ecdadımız yöreyi terk ettiği zaman kıymetli eşyalarını, takılarını, elmaslarını buraya korlarmış. Dönüşte gelir sağlam olarak kalırlarmış. Şunlar sadaka taşları. Durumu iyi olanlar para kormuş. Durumu kötü olanlar ihtiyacı kadar alırmış. Ecdadımız çok kanaatkarmış. Laf söyleyenler utansın. 3 ekmek parası lazımsa 3 ekmek parası alıyor. Fakirin gururu incinmesin diye veren el alan eli görmüyor. Girişte sağ tarafta demir oksit boyadan yapılmış mızrak ve meşale var. Birisi zenginliği, birisi gücü anlatmakta. Camiye girdikten sonra zenginlik, güç dışarıda, safta herkes aynı. Şu köşeden bayan figürü nasıl oluşuyor görelim. Temmuz, Ağustos sabah 7'de, Temmuz'dan Ağustos'a kadar sabah 7'de namaz kılan bayan gölgesi oluşuyor dedik. Bu kapı cennet kapı olduğu için cennet anaların ayakları altındadır hadisinde. Başının fesi, kirpiği, burnu eli göğsünden bağlı. Şimdi başının fesini oluşturan taş şu tepedeki taş. Şuraya güneş vurunca kirpik, şuraya güneş vurunca burun. Şurada eli göğsünden bağlı. Şuradaki düzlük, ortada etek. Şimdi bir daha bakalım. Evet. Şaheser ya. Güneş bu taraftan doğru. Evet, şu direğin uzan. Evet, güneş. Yavaş yavaş. Evet. Temmuz'da mı gözüküyor? Temmuz'dan Ağustos'a kadar. Güneş buradan doğuyor. Şuradan başlayan, yukarı doğru devam eden, yukarıdan tekrar böyle devam edip aşağı doğru inen, bu tarafında motif var. Yan cephesinde var. Yarım da buraya yapmış. Erinmemiş. Buraya da yapmış. Biz olsak yapmayız. Gözükmez diye. Bazı sanat tarihçilerin yorumu şu. 20'ye kadar çeşitli motif yaparsınız. 20'den sonra tekrarını yaparsınız. Burada hiçbir tekrar yok. Allah'ın birliğine vurgu yapılmış. Ve burada 800 sene önce insan organlarını nakşetmişler. Bakın göbek, mide, kalın bağırsak, rahim, testisler, kalp. Testisler hemen şurada. Hemen yanında rahim var. Evliya Çelebi'yi biliyoruz, seyyah. Her tarafı gezmiş. Gezdiği yerleri seyahatnamesinde dolu dolu anlatmış. Divri Ulu Camii'ni gezdikten sonra seyahatnamesinde şunutu düşmüş. Üstad-ı mermer taşlara o kadar emek sarf etmiştir ki taşların akşı bükelemun eylemiş. Bu camiyi anlatmaya diller kısır, kalemler kırık kalır demiştir. Biz de diyoruz ki parolamız görmeden ölmeyin. Gördükten sonra Allah uzun ömürler versin. Tam doymayın ki yine gelesiniz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.